Bundan sonra da zaten... Evet. Bundan sonra zannediyorum kimse uyumaz artık. Evet. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Gerçekten abi. Kıvarlı kaçırabildiyse ben okudu bir de. Babamın başarı. Şimdi tabii bu ne güzel bir şey. Gençler, genç arkadaşlar, şu genç eğitimleri yeni gruplar kuruyorlar. Bol bol yapmalı ve de grupsunun en güzel şeyleri. Altın abi, sen hep grup kur, kolektif çalış. Evet. Değil mi? Sürekli kolektif. Kaç tane grup kur? Yani, bir de zaten ilk değil mi? Herhalde. Evet, sıralar, hep orkestral içinde çıkıyorlar. Evet. Bilmem ki orkestral falan diye. Ben de zincirleri diye çıkmıştım. Öyle mi? 1957 bayağı var, eski. Var. Maşallah. Evvelli eski. Evet. Hatırlayabiliyor musun grup elemanları? Düşünmeyin, evet. Hatırlayabiliyor musun? Şöyle onlardan çok tanınmışlar, müzik adına çok şey yapmışlar var mı? Ataman Akman, Fatih Sedat Avcı, Bas Gitar Aydın Şengar. Bunları unutmam mümkün değil. Yıllarca biz aynı evde yaşadık. Yıllarca aynı evde kaldık. Grupçuluk. Kalktık, müzik yaptık falan öyle. Grupçuluk biraz evlilik gibi değil mi? Yani işte müzik, bir müziği bir araya getirmek için şartları biraz ağır. Tabii şimdiki ekonomik şartlarda bir ev tutup dört gencin bir arada oturması falan biraz zor. Onun o zaman şartlar işte, daha mı iyi? Tabii muhakkak. Yani, ekonomik şartlar da iyiydi. 60'lı dönemler değil mi? Evet. Siz 68 kuşağısınız. Sizin general. İşte öyle sayılır. Daha mı güzeldi? Türkiye'de şartlar, durumlar daha mı güzeldi müzik yapmak için? Grup kurmak için, yaşamak için? Tabii muhakkak ki daha güzeldi. Niçin şimdi, daha güzeldi? Şimdi bir, yani benim mesela grubumla beraber gazeteciler sitesinde İstanbul'da Mecidiyeköy'ün bir yakınında öyle bir villa tutup dört arkadaşın falan geçimini temin etmek için herhalde milyarlar lazım. Hani 3000 dolarlardan falan bahsediliyor ev kiraları. 3000 mi? Belki daha fazladır. Bilmiyorum. Öyle, enflasyon demek yani ki villa, o zaman daha ağırdı. Yani öyle tabii. Hayat şartları. Tabii. Dolayısıyla şimdi ağır. Onun için gençlere de fazla yüklenmeyelim. Yüklenmemek lazım. O zaman gençleri birazcık daha gençleri şu hayatı destekleyelim. Hayatın zor şartlarından kurtaralım. Zaten bir sanatçı olarak ben her zaman kapım açık bütün gençlere. Müzik öğrenmek isteyen. Tabii. Sen de öylesin. Tabii her zaman. Her zaman açık. Müziğimiz zaman. Her zaman açık. Her şey gençler için. Şöyle bir görelim. Ve genç olanlar için. Thank you.
Thank you.